Böcek okulu oldu. Bir o çıktı. Zaten bütün eğitim hallettik. Bir böcek okulumuz eksik. Böcek zenginliği, böceklerin doğal hayatı. Şaka mı bu? Ülkemizdeki böcek zenginliği. Merhaba diyor Sayın Tezcan. İyi bir şey değil ki böceği zengin. Aman böceği dolu evde çok zengin. Yayını kendine. Yayın gider işte böyle. Böcek zenginimiz işte abi ne oldu? Ülkemizdeki iğrençliğin boyutları. Konya Taşkent'te gaz kaçağı yüzünden 3 katlı kız yurdu çöktü. Öğrenciler enkaz altında öldü. Merve faciayı anlattı. Baya kötü bir olay böyle. Ve böcekler çocukluk döneminde çocuklar böceklerle bir arada tutulabilirse, böceklerle oynayabilirlerse, böceklerle yakın olabilirlerse, böcek korkuları hemen hemen olmuyor. Bu sevgi şeklinde ortaya çıkıyor. Ben o yıllarda Ağustos böcekleri, başka manastırı, başka böcekleri hep oğluma oynaması için getirirdim. En güzel oyuncakla, en yeni oyuncakla 10 dakika oynayan oğlum saatlerce böceklerle oynayabilir. Hiçbir korku duymazdı. Bunlar güzel gözlemlerdi. Toplumda bu arada kötü örnekleri de gözlemledi. Bu yaklaşık 20 yıla dayanan bir beklentiydi, bir özlemdi. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda bilim ve toplum projeleri kapsamında bu projeleri de destekleyeceğini belirtince bir proje başvurusunda bulunduk 2007 yılında. Bu BÖFYAP ilk öğretim öğrencilerinde böcek farkındalığı yaratma projesi. Yaklaşık 1200 öğrenci katıldı. 1000 kişiyi hedeflemiştik. 1200 kişi katıldı ve onlarla çok güzel anlar, günler geçirdik. Onun ardından da bu katılımcılardan bizlere talepler oldu. Dediler ki bize bir günlük proje yetmiyor. Biz 2 gün, 3 gün burada kalmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bunlar bizim çıkış noktamız oldu. Katılımcıların yaklaşık %85'i bu böcek okulunu talep etti. Biz de BÖFYAP böcek okulu projesini bunlara dayanarak gündeme getirdik. Böceği eğitime getiren var. Öğretmenler de zamanında var projemize katılmışlardı. Öğrencileriyle birlikte okullarıyla. Aman böceği master yapıyor bizi. Asansör hapis diye. Ağlamaya geçiyor. Sanki kafasına tasma takıyorlar. Getiriyorlar ya. Böyle getiriyor tamam. Tarantula mı? Öğretmen. Benim tarantula iyice güzel. Bu mezun öğrenmek için. Çok iyi ya. Böcek başım ağrıyor. Gibi ya. Bu yıl yaşama geçirdik. Olamaz böyle bir şey. Projemiz yürüyor. Öbürü de dinliyor lan kadın. Böcekleri tabii sevdirmesi tanıtım var. Peki Serdar Bey nerede geldi? Projesine 9-13 yaş grubundaki tüm öğrenciler başvuruda bulunabiliyor. Bizim kendimiz seviyor projeleri. İnternet üzerinden birazdan adresini de verebilirim. Tamam verme. Böcek.com Tamam. Sayfamız var.